Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adana Demirspor Mert Çetin'i satın alma opsiyonunu kiraladı, biliyorsunuz. Bunları belirtmiştik. PFDK'nın Fenerbahçe'ye Gaziantep maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle toplamda verdiği 348.500 liralık cezayı da hemen hemen bütün sosyal medya konuşmuştur. Biz de dile getirelim. Yani millete biz doyuruyoruz. O da ayrı bir mesele. Arkadaşlar, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel Fenerbahçe'den bazı isteklerde bulundu. Bu da sosyal medyaya yansıdı. Yani özellikle Başkan Ali Koç'tan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Hani sezonun kalanında oynatabiliriz, eğer Fenerbahçe'de böyle oynamayacaksa falan gibisinden ve talip olduklarını. Ama sadece o değil. Belki de İsmail Yüksel'i de istediler. Ama olmadı. Ya da oldurulmadı diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar, Flamengo yöneticilerinin Diego Rossi konusunda Fenerbahçe ile görüşmeleri oldu. Perşembe, Cuma, hatta Cuma günü, yok Perşembe günü görüşme gerçekleşti. Arada bir 2-3 milyon eurocuk bir fark kaldı. Biz 12 milyon euro istiyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Biz 12 milyon euro istiyoruz. Hocam, Rossi 12 eder mi? Onu size bırakıyorum. Edip etmeyeceğini size bırakıyorum. Peki Rossi'yi 12'ye satarsak başarı mıdır? Tabii ki de başarıdır. Ama şu süreçte her futbolcudan yararlanmak zorundayız. Mesela Ferdi Kadıoğlu, Thomas Meunier'in sakatlanmasının ardından sağ bek pozisyonu için Julian Ryerson ile doldurmuş Borussia Dortmund ve hedefte tek isim var: Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu. Dortmund Ferdi için her an her türlü çılgın teklifi yapabilir. Bakın, ben bu videoyu konuşurken bile alt yazdı geçebilir, işte Ferdi Kadıoğlu için 40 milyon euro. Bir şey söyleyeceğim, 40 milyon euroluk teklif gelirse kesinlikle kabul ederiz. Ayrı bir mesele. Ama bu adamlar çok net ve aşırı bir şekilde, samimiyetimle söylüyorum, bu adamlar Ferdi'yi kafalarına takmış durumda. Ha hocam, Rossi giderse Bruma oynar mı? Arkadaşlar, Bruma biliyorsunuz Çakır Rize maçında yedekler arasındaydı. Jesus Bruma'yla özel ilgileniyor. Hani hocam, kendisi aldırttığı için hani gururuna yediremiyor olabilir mi? Bu da olabilir. Yani ulan ben aldırttım, benim aldırttığım adam çürük çıkmaz diye de üstüne çok düşüyor olabilir, ama Bruma'dan faydalanmak istiyoruz, açık söyleyeyim. Hem maddi hem manevi olarak da bir nevi mecburuz buna. Hocam, Polonyalı Simon Wlodarczyk ile ilgileniyormuşuz. Arkadaşlar bakın, bunu daha önce de söyledim. Bu çocukla, genç kardeşimizle, evet, scouting ekibimiz bu çocuğun gelecekte bayağı iyi yerlere gelebileceğinden bahsediyor. Doğru. Kabul. Eyvallah. Tamam. Hepsine tamam. Ama arkadaşlar, kulübünün bizden istediğini bir görseniz aklınız durur. Ulan 15 bin euroya almışlar Lejo Varşova'dan. Şimdi bizden istedikleri para neredeyse 15 milyon euro. Çüş, o kadar da değil. O kadar da. Maalesef o kadar da. Eğer düzgün bir fiyat isteseler bizim scout... Şimdi bana hep şu soruyor. Hocam, Galatasaray Icardi'yi getirmiş, işte Mertens'i getirmiş. Bize bu mu lazım? Yani mantıklı mı hocam? Adamlar Icardi'yi getirmiş, Mertens'i getirmiş. Bu mudur yani? Ne yapacaksın abi? Yani ne yapmak istiyorsun? Merak ediyorum. Ne yapmak istiyorsun? Neyi istiyorsun? Ya artık günümüz şartlarında bu. Yapacak bir şey yok. Bu. Biz bu hale düştük. Sebebi ne? Zamanında yapılan saçma, tuhaf, enteresan harcamalar. Ama bu arkadaşı vermiyorlar. Biz de alamıyoruz. Bilginiz olsun. Anderlecht, Celtic'e falan gidebilir. Birini alıyoruz.
Kesin. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde kapı yapılacaktır. 18 yaşında Türk ve İsrail pasaportuna sahip olan Maor Yasil Irmak. Bu arkadaş İstanbul'a geliyor. Belki de gelmiştir şu anda. Ben videoyu 20 Ocak'ta çekiyorum arkadaşlar. Ama 21'inde izleyeceksiniz gibi duruyor. Sercan Hamzoğlu da bunu belirtmiş. Bu çocuk aileden Fenerbahçeli. Aileden Fenerbahçeli. Gelmek için can atan bir Fenerbahçeli. Ama bu çocuk A takım için mi düşünülüyor, yedek takım için mi? O konuda yani U19 için mi? O konuda sizin bilginize bırakıyorum. Bu çocuk A takım için getirilmiyor. Yani amaç getirelim de A takımda oynasın değil. Onu belirteyim. Amaç alalım, geleceğe yatırımı yapalım. Genç takımda da pişsin, coşsun. Bir bakarsınız. Hani neler olur, neler biter şeklinde. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Yani neler olur, neler biter de hep birlikte izleriz. Böyle bir süreç var. Ama zor yani şu süreçte biraz zor bazı şeyler. Ama bu arkadaş Allah'tan bir mani gelmese bu yeşil ırmak var ya. Allah'tan bir mani gelmese bu arkadaş Fenerbahçe forması giyecek fakat A takımda değil yedek takımda. Yani genç takım için alınıyor gibi düşünün. Ezgi Can Alioski için yolun sonu diyor. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra diyor ya elimizde bir tane Alioski var diyor Jesus. Sol bek istiyorum diye. Bir kişi soramamış mı? Ulan madem elinde sadece Alioski var. Niye kadroya almadın? Gidiyor mu acaba demedin. Ama o da çok ilginç. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut sol beki Ezgi Can Alioski, Jesus'un yönetime verdiği raporta ayrılık listesinde en başta gelen isimlerden bir tanesi. Gustavo Henrique ve Miha Zajc da başı çekiyor diyor ama Miha Zajc'la ilgili görüşmeler sürüyor. Ve benim Çaykur Rizespor maçından önce yapmış olduğum maç öncesi canlı yayını bir kez sakin kafayla tekrar izlemeniz için size yalvarıyorum. Sakin kafayla bir kez tekrar izleyin. Orada şöyle bir ibare kullandım. Dedim ki Jesus'un üçlüsünde Zajc'a yer yoktu. Ama Jesus'un 4-1-3-2'sinde eğer formunu yükseltirse Miha Zajc banko oynar. Hele hele sözleşmesini uzatırsa banko oynar. Kütür kütür oynar diye. Meşhur duyumcu arkadaşlarından biri de şey dedi. Zajc için 1-2 milyon euro bile gelse satacak. Hayır. 3,5-4 milyon euro gelirse satarız. Onun dışında yok. Sözleşme uzatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler de sürüyor. Ben uzatılır diyemem. Gider de diyemem. Ama %51 kalır gibi duruyor. Bakalım süreç ne olacak. Şimdi 11 Süper Lig 8 Avrupa maçında oynayan, bir gol 2 asist yapan Makedon Ezgi Can Alioski beklenen katkıyı sunamadı. Zaten Al Ahli'den kiralandı. Her an sözleşmesi feshedilebilir. Al Ahli de onu başka bir transferde kullanabilir. Bilginiz olsun. Hocam peki ben şunu anlamıyorum işte. Belli bir futbol görüşüm var benim. Doğrudur yanlıştır. Herkesin futbol görüşü kendine. Bu çocuğu kötü tarafı neydi ki? Yani niye bu çocuk hani tukaka yapıldı? Arkadaşlar geri dönüşte sıkıntısı var. Hücumda da sıkıntısı var. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye Latin kanat Sebastian Villa. Şimdi Fenerbahçe transfer çalışmaları sürdürüyor. Boca Juniors'ta forma giyen Sebastian Villa'yı gündemine aldı. Ara transferde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı aldı. Bu arada Çaykur Rizespor maçında da Adana Samet Akaydın'ı beğendim. Sert, net, etkili bir stoper. Da söyleyeyim. Ve Sebastian Villa gündemde. Sol bekle birlikte hücum hattına takviye yapmak istiyor. Ne kadar da Selahattin Vakhi sol bek dışında kimseyi almayacağız dese de bunun çok bir önemi yok. Çünkü Fenerbahçe'de her an her türlü transfer olabilir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi 26 yaşında birinci mevkisi sol kanat. Forvet de sağ kanatta oynayabiliyor. Maliyeti yüksek. Boca Juniors Villa için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Oyuncunun %30'unun başka kulübe ait olduğu ifade ediliyor demiş. Benim bilgim dahilinde toplam bonservisinin tamamı için 8 milyon euro dediler bize. Bu yani bu 12 milyon euroya kimse yanaşamadı ama bize 8 çektiler. Bilginiz olsun. Sözleşmesi 2024'te sona erecek. Boca Juniors'ın elini sayıyor.
Güçlü bir fiziği varmış. Rakip savunmacıları yani savunmalar için son derece yıpratıcı bir oyuncuymuş. Bizim Rossi'nin en büyük eksiği ne arkadaşlar? Hocam fizik. Ha işte bu onun güçlü olanı. 8 milyon euro verilir mi? Peki şöyle bir soru sorayım. Rossi'yi 12'ye okutsak. Hocam sen de hep böyle söylüyorsun. Rossi okuma yazma bilmiyor. Rossi'yi 12'ye okutsak. Bu arkadaşa 8 değil de 6.5'a çeksek kabul müsünüz? Bak sadece tipine bakın. Skills videosunu izlemenize gerek yok. Tipine bakın. Hepiniz evet diyeceksiniz. Ama bu arkadaşı vermiyorlar arkadaşlar. Rossi giderse görüşmeler devam edecektir. Şu aşamada iptal gibi düşünün. Gustavo Henrique'nin yerine gelecek isim belli oldu. Bakın bu enteresan bir haber. Jesus Gustavo Henrique'den vazgeçti. Ümidini kesti ve Brezilyalı'nın kritik sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde video çektim. Fenerbahçe'ye FIFA şoku, transfer yasağı gelebilir diye. Bazı arkadaşlarımız diyor ki clickbait yapmışsın. Hayır, açık açık o videoda söylüyorum. Flamengo yetkilileri Fenerbahçe eğer Rossi'nin kiralama ücretini ve bonservisini vermezse FIFA'ya şikayet edeceklerini belirtiyor. Ama Fenerbahçe yetkilileri diyor ki biz sözleşmeye madde ekledik. Yani biz haklıyız ama hep birlikte süreci bekleyip göreceğiz dedim. Samet geldi, Gustavo gidiyor. Şimdi Samet Akaydın geldikten sonra Gustavo Henrique gözden çıkarıldı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Samet Akaydın geldikten sonra sadece Gustavo değil, Serdar Aziz de gözden çıkarıldı. Hocam satılacak mı? Hayır, satılacak manasında söylemiyorum. Bir bakın arkadaşlar. Yani verilen öneme bir bakın. Anlatabiliyor muyum? Verilen öneme bir bakın. Dikkatlice bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Adam direkt az konuma geçti. Demek ki bizim stoperler bu kadar sıkıntı durumdaydı. Bir de dörtlüyü devam ettireceksek dörtlü savunmayı. Gustavo Henrique'ye pek fazla yeri yok. Ama bir yere gönderemezsek de sözleşmesini dondurabiliriz. Ayrılık için görüşmeler başlıyor. Gaziantep'e götürülmedi. Maç kadrosuna alınmadı. Rize maçında kadrodaydı ama hiç dakika süre bulamadı. Luan Perez bile oyuna girdi ama Gustavo Henrique girmedi falan filan. Şimdi Gustavo gönderilirse yerine bir isim gelecekmiş. Deniz Hadzi Kadunic. Hatırladınız mı bu ismi? Nasıl hatırlamadınız? Nasıl hatırlamadınız ya? İyi düşünün. Hatırlamanız lazım arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin hatırlamanız lazım. Hocam nasıl hatırlayacağız? Kimdi ki bu? Ya ben bu arkadaşı şeyde konuştum. Hatırlasanıza. Bir başlık attım. Yani Fenerbahçe hücum hattında her an her şey olabilir. İşte %100 transfer duyumları diye. Hatta size de yalvardım. 18 tane duyum var. O videoyu izleyin diye. Ha orada. Açın tekrar izleyin. Bak. Fenerbahçe hücum hattında her an her şey olabilir. İşte %100 transfer duyumları diye. İşte Valencia falan da var kapakta. İzleyin. Şimdi bu 24 yaşındaki stoperin bonservisi Rostov'da Malmö'ye kiralandı. Menajeri Walid Faur kısa sürede yeni takıma imza atacaklarını duyurmuş. Fenerbahçe'de isteyen takımlardan birisi bu arkadaşı. Ancak Feyenoord da bu arkadaşı istiyor. Başka takımlar da istiyor. Ben bununla ilgili duyumu o videoda söyledim. O videoyu izleyin. Komolli de peşinde diyor. Çok da umurumda değil. Yani hocam biz bu videoyu kısaltalım. Bu kısımda ne konuştuk? Şöyle bir özet geçelim mi? Geçelim. Ki bunları seviyorum transfer döneminde. Bu özet geçme olaylarını çok seviyorum. Arkadaşlar Ferdi için biz şimdi gönderme niyetinde değiliz. Ama eğer 35-40 milyon euro falan bir teklif gelecek olursa zannetmiyorum ama gelecek olursa düşünebiliriz. Sebastian Villa için 8 milyon euro çektiler. Vicdansızlar düşmüyorlar da. Ama eğer Rossi'yi belli bir fiyata satabilirsek bu arkadaşı alabiliriz. Var mı hocam ihtimal? Var. Var. Rossi'yi 12'ye satma ihtimalimiz var. Görüşmeler de sürüyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Peki Muar Yaşilırmak arkadaşlar bu çocuğu aldık sayın ama az takımı aldık gibi düşünmeyin. Hani U19 transferinde de hocam U19 transferini bile biliyorsun falan filan demenize gerek yok. Bu çocuğu o yüzden alacağız gibi duruyor. A takımda da zaman zaman deneyeceğiz. Hani bu çocuk kapalı kutu.
Hani bir kumar gibi düşünün, bir zar atma gibi düşünün, öyle bir şey. Ezgi Can Alioski hocam gider mi? Açıkçası ben Ezgi Can'ın devam edeceğini pek sanmıyorum. Yani pek Fenerbahçe'de devam edeceğini sanmıyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Devam etmeli mi, etmemeli mi? Bir taraftan da soru işareti. Hani Osterwolde için çok ciddi fiyat istiyorlar. Yani çok ciddi fiyat istiyorlar. Eğer orada düşerlerse eyvallah, ama düşmezlerse yani bizim de kendimizi düşünmemiz lazım. Ama hayırlısı diyeyim ya. Şimdi ben temennimden bahsederken yanlış anlayabilirsiniz. Gustavo Henrique her an her şey olabilir. Sözleşme feshi de olabilir. Sözleşme iptali de olabilir. Süper Lig'den herhangi bir takıma da kiralanabilir. Oraya bonservisiyle de gidebilir. Böyle bir isim Gustavo Henrique. Ha, uzun boyu, yavaş hızlı. Bak, Ersun Yanal'da da gitmez. Ersun Yanal döneminde de bu işe yaramazdı. Aykut Kocaman döneminde işe yarayabilirdi Gustavo Henrique. Tam onun seveceği tipte bir isim. Onu söyleyeyim. Miha Zajc. Arkadaşlar, Zajc'la uzatmanın sonuna gelindi gibi, ama dedim ya, net konuşmak imkansız. Kalıyor desen yalan söylersin, gidiyor desen yalan söylersin. Çünkü görüşme sürüyor, ama şu bu dersek yalan söylemiş olur. Zajc'ın durumu böyle. Eşi gitmek istiyor ama %51 kalır. Hatta şöyle söyleyeyim size. %51'i de geçebilir. %51'in de üstünde kalma ihtimali olabilir. Biraz açsın. Anlatabiliyor muyum? %51'in de üstünde olabilir. Bunun için hangi günü bekleyeceksiniz? Biraz daha bekleyeceksiniz. Başka? Vilodarçuk bize gelmeyecek. Deniz Hacıkan Dunovic, onun duyumunu verdik. Samet Akaydın'a, Mert Çetin'e şunu bunu konuştuk. Luan Perez de yavaş yavaş ısındırılıyor. Arkadaşlar, küçük bir ricam var. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenir misiniz? Transfere dair sorularınızı da buraya yazarsanız elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.